Sayın Seçer, iktidarın konutlarda %25'lik kira artış sınırı yaraya merham olmadı. ev sahipleri de bu sınırı tanımak istemiyor biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan kiracısına 3 kat zam yapan ev sahibine sende vicdan var mı diyerek seslenmişti son olarak. Ama ne oldu? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kiracılarına 7 ile 10 kat arasında zam yaptığı ortaya çıktı. O ev sahibine herhalde o da şimdi dinliyordur beni. de vicdan var mı diye sormak durumundayım. Kiracısına 3 kat zam yapan ev sahibine böyle seslenmişti. İnsaf 2500'den 7500'e evin kirasını çıkarmak. Vakıflar Genel Müdürlüğü en az 7 kat zam yaptı kiracılara. Durum tepkiye yol açtı. Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. Derinleşen ekonomik krizle birlikte ev sahibi de kiracı da mağdur. Krizin faturası kiracıya kesildi. Kiracılar büyük şehirleri birer birer terk ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başından geçen bir olayı anlattı. Kendisine dert yanan kiracıdan bahsetti. Ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor. 2500 lira veriyordum. Şimdi kiramı 7500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın diyor. Sende vicdan var mı diye sormak durumundayım. Anlattığı ev sahibi 3 kat fazla kira istedi kiracısından. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise 7 ila 10 kat. Bir günden Mustafa Bildirci'nin haberine göre Hatay Arsuz Karaaç bölgesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Kuğulu Park konutlarında kiracılarla ortalama 1800 ile 2400 lira arasında kira sözleşmesi yapıldı. Kiracılara 19 Kasım'da ihbarname gönderildi. İhbarnamede kira sözleşmesi 31 Aralık 2023'te sona ermektedir. 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 arasında yeni kira bedeliniz aylık 18 bin lira olarak belirlenmiştir denildi. Yani 1800 lira ödeyenin kirası 10 katına çıktı. 2400 lira ödeyenin de 7 katının üzerine. Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. Oysa iktidar kira krizine çözüm olsun diye yüzde 25'lik sınır getirmişti konutlara. Ev sahipleri çoğu zaman bu kuralı tanımıyor. Çünkü enflasyon bunun çok üzerinde. Anlaşmazlık yaşayan ev sahibi ve kiracılar davalık oldu. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle cinayetler bile yaşandı. İktidar mahkemelerde yoğunluğun azalması için her ne kadar ara buluculuk sistemi getirse de yaraya merham olmadı.